Eyvallah. Sezon. Neydi? Tiyatro iki maçıyla başladı. Maç ortada. Abi sen izledin maçı mı? Dur. Ya vallahi aslında ilk yarı falan bayağı bir ortada geçmişti maç. Ama sonradan klasik işte bütün yeni favorit attığıyla beraber. Sağdan korktu. Taner. Sağ olsun. Ama yani şey, bütün forvet hattı herhalde bu sezon önemli forvetlerden biri olacak. Zaten şey, değişimleri daha iyi yapıyorlar. İlk sonuçta genç, dinamik, iyi bir takımdı. Tiyatro birazcık daha direne gidiyordu ama çok direnemedi. Ve haliyle maç 5-0 gibi galiba bu haftanın en farklı maçı oldu abi. Bütünün kaleyi de Gazoz'un eski ligini hatırlar. Bizim ilk Fulya zamanlığının hakemi evet. Hamdi. Hamdi, evet. Hamdi hep yad ediyoruz. Her hocadan sonra çok özlenen hakem kaleye geçti. Aynen. Ama şey, bütün eğer Hamdi ile de devam ederse kale de çok iyi. Ama şey, takım için aldığım bilgiye göre abicim, Hamdi sadece sezon boyunca 3-4 maça falan da gelebilecek. Şimdi bu bizim için iyi bir şey. Eyvallah. Bizim maça gelmemesini şey yaparız. Evet. Umarım bizim maça gelmez. Evet. Müdahaleler var yayına evet. Ama. Yani çok zor şartlar altında yayın yazıyoruz gerçekten arkadaşlar, kusura bakmayın. Abi ertesi güne geçelim hemen. Yoktum ben ama siz... Ben izledim bütün evet. Maçları maalesef. O zaman sen anlat evet, sen... Gece, Ener 5 kalka maçıyla başladı. Yenilerden Ener 5. Ener 5 baya kalabalık gelmişti maça ama sıkıntı şey, henüz daha ligi alışmadıkları için bir heyecan fırtınası haline geçti maç. Karga aslında takımı çok bozmamış. Heyecan fırtınasında dediğin yani. Yani evet. Evet. Bir şey. Tamam bir klişe gitti. Yani ilk yani böyle, ancak böyle oluyor. Karga aslında büyük transferi şey. Adil geri dönmüş. Taylan'a dönmek istiyor bir şey demiş. Pil bitiyordu. Vay kızın zaten. Çok zor şartlandı. Yani. Ya Adil dönmüş ve Adil bu hafta çok güzel gol attı Frikik'ten. Adil döndü. Evet. Oo. Döndü ve yani muhtemelen büyük sıkıntı yaratacak bütün takımdan haberler olsun. Evet, abi Ketin'in... Adil'i hatırlıyoruz ilk kez bir gezi dönemi var. Evet. Sağ olsun. Jakoto bizi çok eğlendiriyor aynı zamanda. Abi gecenin ikinci maçı İstanbul Pauli Karamizan maçıydı. Tabi orada bir şey söyleyeceğim. Yani bana mesela tiyatro iti maçı da nispeten birkaç pozisyonda oldu ama yine yumuşak geçti de. Bugün biraz sert ya. Yani, mesela Halil İbrahim Hoca'yı da bugün bir... Yani, o maçtan gelecek konuşacağız onları. Ha. Evet. Yani, hakem demek biraz da müsaade ediyor ki bu sertlik devam ediyor. Yani işte her hocayı... Halil Hoca'yı hepimiz tanıyoruz. Yani. Abi İstanbul, Pauli Karamizan maçı ilgili şöyle bir anekdot var, onu anlatayım sana. İlk yarısı, yani Türkiye-İsviçre maçı gibi geçti. 2005. 2005, Türkiye-İsviçre maçı. Hoca girdi mi? Hayır, pardon, şeydeki Avrupaşa'mız maçı. Meşhur. Evet, hani Avrupa'nın en sıkıcı maçı olarak geçti. İsveç olmasın? İsveç de olur. Fark etmez. İsviçre, problem yok. Kamil'le konuşuyor, abi şey dedim hani maçı yarısına oynayacağız topu diye başlayayım mı dedim, abi çok iyi olur dedi yani. Hani, şey ama... Abi ikinci yarı başka bir maç oldu. Karabizan 3-0 öne geçti. Maç bitti falan derken böyle Talip Malip kenar çekildi falan. Talip bir tane gol attı bu arada. Bak keyifli. Maç bir anda 3-2'ye geldi. Ve bir anda ortam... Ne kadar kaldı ama maçın bitmesine? 2 dakika kaldı abi 3-2'ye döndü ama... Son 2 dakika bayağı bir keyifli maç oldu ama İstanbul'da nefesi yetmedi. Cihan yok İstanbul'da galiba sakat. İstanbul'da ne işi var zaten İstanbul'da? Cihan? Ya bunların hepsi tabii kayda geçiyor. Ya, rezil gözlemciler olarak. Ya bir kere İstanbul Pauli Spartak çok karışıyor. Onu söyleyeyim. Herkesle karışıyor. Sadece bizde değil yani. Herkesle karışıyor. Ve de isimler konusunda sıkıntı var. Abi dünkü ikinci maç Spartak Espora maçı. Ha, burada Cihan yok. Bak. Burada Cihan da. Bu maçta Cihan yoktu. Ama burada burada skor. Aslında skor 2-0. Spartak 2-0 maçı kazandı. İki gol de yeni transferlerden geldi. Spartak iki tane orta sahaya eleman almışlar. Bir tanesi Faruk ilk gol attı. Güzel bir gol attı. Yenilecekler diye düşünüyorum zaten. Yani evet hani Serkan sürekli takım yenilmekten ve daha doğrusu havuzdan çok geniş olduğundan ve takım yenilmekten bahsediyor. 57 gibi rakamlar duyuyor. Evet, bu da ayıp. Yani sayın hani, katılmadıkları lig yok. Dolayısıyla şey ama asıl sıkıntı Espor da bu arada Espor da Emre Banan aldı etkisi elemandan. Ama hani henüz daha bir takım koordinasyonu oluşmadığı için, koordinasyon değil o, koordinasyon iki oyla. Olur mu? Oluşmadığı için hafif bir sıkıntı var ama yağmur da yoktu bu arada stoper.
kaptan. Gelince muhtemelen daha keyifli olacak Espor'a. Abi bugüne geliyoruz. Sen ilk maçı yine izlemedin. Yani sonlarına geldi. Evet. Ekşi Karma'yla maça maç önledi. Ekşi Karma yeni takım tabii. Yeni takım. Ne diyorsun? Valla daha iyiler, daha değerli toplular, daha ayağa top yapıyorlar ve daha... Gazoz'un kafasına uygun. Yani Gazoz'un yani kafasına... Sinir organı, sertlik organı... Yok hani, ya bu maçta Allah için hani herhangi bir şey değil mi? Evet, yani gerçekten bütün kaptanlar iyi tercih yapmışlar gibi duruyor ilk hafta şeyine. Güzel. Maça ilginçtir. Maça 13 kişi gelmiş. Çok enteresan. Normalde 11 kişi girdiler yani. Şimdi güzel de bir maç oldu ama Çıkarma biraz daha derin toplu bir takım. Daha şey, maçı 3-1 aldılar. Güzel de maç oldu. Onun dışında çok fazla ihtiyaç yani kötü yok bu maçta. Keyifli maç oldu. İkinci maç, daha çok üzerinde konuşmamız gereken Epic Ball'da Aman Gücü maçı. Önce Epic Ball'dan başlayalım istiyorsan. Hani söyleyeceklerin var mı senin? Çünkü bayağı bir şeyler söylemek gerekiyor. Bir kere eksik gelmişler. Yani. Öyle yani. Şimdi çok da aksilik yani, yapmayalım. Biz de muhtemelen Dinamo Express olarak. Yani ama yani şu anda biz haklıyız. Hani evet. Haftanın ilk maçına eksik gelmek. Daha da enteresan abi. Siteye bakmadan gelmişler. Forma. Yani aynı iki kırmızı formayla çıkmak zorunda kaldılar ve yelekle oynadılar. Hani 5 yıldır falan Gazoz Ligi'nde hani toplam 2 kere falan karşılaştık. Hani Taylan'ın takımı olması rağmen Epic Ball olması sıkıntı. Avam Gücü ile ilgili başka bir anekdot var. Yani Avam Gücü evet maçı hani güzel oynattılar falan. Maçı ama, tamamlattılar ki bunu söyleyeyim. Evet. Adam verdiler. Adamı sakatlattılar sonra bir daha adam verdiler. Evet. Aynı adamlar falan filan. Hani Avam Gücü Epic Ball'u besledi oyuncu anlamında ama hani Avam Gücü'nün gerginliği, özellikle hani birkaç oyuncunun isim vermeyelim, çok da gerek yok. Ömer hani herkes biliyor, hani takımın ve kendi takımın ve rakibi gelmesi gerek yok. Yani Aman Gücü'nde gazın herhalde kaptanlar konuşacaklar. Bunu Barış'la konuşmak lazım. Hakeme yönelik yani, evet, hani, gergin. Yani bu bence artık gazın temel tartışma dışı temel şey olması lazım. Hani ve muhabbeti. En azından maç sırasında hani güvenliği kesmeleri lazım. Maç sonunda gidip pozisyonu tartışacağım ama maç sırasında artık 6 senedir bu ligin en eski devre olarak söylüyorum. Yani bu çok anlamsız bir hikaye. Sonuçta çok da hani bariz bir hakem hatası biz görmedik başta. Artık yani bariz hakem hatası olunca tamam koşuyor çocuklar bir şey. Evet hani orada da kaptan gelecek. Sus maçtan sonra konuşuruz. Yani hani hepimiz bazen Halik Berber'e çok kızıyoruz falan filan da bu maçta hakikaten... Ya Halik Berber'e kızmak mümkün. Bak dedi kendisi zaten. Kendisini çok seviyoruz. O şu anda bizi izliyor. Ve maç... Kaç? 510? 1-1 evet. Gecenin son maçı... Etkisiz Akbalik'le... Etkisiz bayağı kalabalık geldi. Evet. Ben şeyin, bugünün sorunu da senin. En kalabalık takım evet, değil. Odası değil. Eksik kalmak eksik. Eşik. Eksik. Yedek. Tamam, takım ismi söyleyeceğim. Ekşi Karma ile beraber en kalabalık şeydi. Ha bu arada şeyde söylemeyi unuttum. Spartak bu hafta maça seyircisiz oynadı abi. Oo. Evet yani gerçekten galiba çok emin değilim ama seyirciyle takım arasında bir sıkıntı var olabilir bilmiyorum. Hani, bugün toplam, bu sikke gelsin. Sikke gelsin. Bilmiyorum abi. Hani, Örgeniz. Bir şey değil. Yapabileceğimiz takımlardan. Abi etkisiz Akbalik maçında Gazoz Ligi'ne has bir olay oldu. Anlatır mısın bize? Evet. Gol oldu. Evet. Bunu sen paylaştın galiba zaten. Evet, Twitter'da attık onu. Bir gol oldu. O gol sırasında sakatlanma bir durum oldu. Dolayısıyla oyundan bir kopuş oldu gibi oldu aslında. Yani şey. Ama etkisiz hakikaten tebrik ederim. Gol vuruşunun başlamasıyla bir şey beraber takım durdu. Kaleci çekildi ve maç 1-1 oldu. Bence bugünün en Gazoz işlerinden birini etkisiz yaptı. Eğer bir şey verilecekse hani centilmenlik puanı bu tip paketleri de evet. Çok az kart almanın dışında bu tip paketleri bir şey verilmedi. Evet, o yüzden evet, etkisizi tebrikler. Kararlı alan oyuncularla. Onun dışında Akbalik de evet, yani kadroyu toparlamış. İyi bir kadrosu. Yaptığım maçla ilgili benim şeyim bu günün sert maçlarından biriydi.
tekrar diyorum yani bazen hakemin kararları da etkileyebiliyor tabii sertliğin devam etmesini. Ama bununla kaptanla konuşup yani özellikle adama yönelik tabii bu saatte yani maç 11.30'da başladı, 12.30'da bitti. Yani cuma akşamı insanlar biraz şey olabiliyor tabii. Yorgunluktan yanlış hareket yapabiliyor ama hakem kesildi. Yani bu sertliğe daha sezon başında uyaracak. Evet. Başta müdahale etmek lazım. Ya bunu Ali Bey'e tekrar söylemekte fayda var. Ama güzel maçtı. Evet. Eforlu maçtı ve son dakikalarda gelen golle. Evet. 3-2 bitti. Güzel oldu. Biraz hani Mert de sonra özür diledi bu arada. Onu da söyleyeyim ben sana. Aşırı sevinçten dolayı ahlaktan kusura bakmayın dedi. Güzel. Ya bu da güzel bir şey. Biraz etkisi yani, ligin en centilmen takımlarından bir tanesi. Başına bir görüşüyor bu zaten değil mi? Evet. Görüşüyor. Genel olarak söylersek abi lig güzel başladı yine. Keyifliydi. Umarım böyle devam eder. Etsin zaten. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Acaba teşekkür ederim. Sabırla geçiniyoruz. Sağ olsunlar. Sürçülü istatistik affola. Biz artık eve gidelim. Eyvallah.